Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun. Max Payne 3. Gerçekten çok başarılı bir oyun serisi Max Payne. Bunu Max Payne 3'te de görmek mümkün. Çok güzel grafikler gerçekten. Buralara enter tuşuna basarak geçmek mümkün. Ben video çektiğim için size de göstermek istiyorum. Bu yüzden geçmiyorum. Max Payne 3'te Türkçe yazılar bulunmuyor ama bunu bir yama ile Türkçe çevirmek mümkün. Gördüğünüz gibi alt yazılar tamamıyla Türkçe. Sadece bazı İspanyolca kısımlar oluyor. Bazı yerler var. Sadece onlar aynı şekilde kalmış. Gerisi tamamıyla Türkçe. İşte gördüğünüz gibi temin geçen yazılar İspanyolcaydı. Evet, aksiyon başlıyor yavaştan. Güvenliği atlattık, içeri girdik ama içeride de bizi bir sürpriz bekliyor. İşte bu da boku bokuna öldü. Arkasına bakmadan şarjörünü değiştiriyordu. Hemen vurduk. Lazerli silahla ateş edenlere dikkat etmek lazım gerçekten. Bir de tepemizde birileri var sanırım. İki mermimiz kaldı. Gördüğünüz gibi bayağı zor oluyor. Lazerli silah almak istemiyorum. Çünkü kullanamıyorum açıkçası. Böyle şey yok yani, ekranın ısısında nokta yok. Sadece lazer var. O yüzden vuramıyorum pek. Bu silahımızda da mermimiz çok yok ama idare ederim herhalde buraya geçene kadar. Gördüğünüz gibi lazerle silahlar. Evet, görmedik. Canımız daha gitti. İçeride bir kişi daha var. Evet, o işte oyunun güzel bir yanı da ağır çekimle böyle vurabiliyoruz. Hiçbir tuşa basmıyorum. Kendi otomatik olarak ağır çekim alıyor. Şurada bir tane silahımız vardı. Hemen onu bıraktık. Bunun da mermisi az ama idare eder yani bir silah. Burada bir altın parçamız var, gördüğünüz gibi. Hemen aldık onu. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty free and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Evet işte, şu elindeki silah güzel aslında, onu alacağım şimdi. Şöyle shift'e basarak slow motion'la
rahatça vurabiliyoruz. Mermileri görüyorsanız nasıl geliyor üzerime? Şöyle bir ışık kuracağım bunu. Derken şükürden vurduk ama sorun değil. İçeride cam var mı? Evet, bir tane cam var. Böyle içerilere girmekte fayda var. Can olabiliyor, mermi, silah. Altın parça çıkıyor. Yani hemen bitirmek değil de böyle etrafa bakmak faydalı. Gördüğünüz gibi burada da bakalım bir şey var mı? Evet. Chances were I wasn't gonna be alive much longer. Burada don gibi bir amca var. Ne yapıyor bakalım burada? Herhalde saklanıyordu burada. Evet, saklanıyorsun. I don't know. Trying to make a difference, giving back. That's what you call it. Take care. Yeah. Judgment with a smile. You can't beat it. Nothing was happening back here. I had to get to where the action was. Bazen yolu kaybediyorum böyle. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Buradan açılması mı lazım? Neredeydi o? Ha, şuradan. Tamam. Şuradan gidiyoruz. Yok, burası değil ya. Burası mıydı? Şurayı deneyelim son olarak. Evet, demin kapalıydı, şimdi açıldı. Böyle etrafa bir bakalım, bir şey var mı yok mu? The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Gördüğünüz gibi sakal tıraşının vakti gelmiş. Evet. Evet. Artık son bölümdeyiz. Böyle idare edelim. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape. Evet, enter'a basmak. Direkt burayı atlamak için ideal ama video çektiğim için söylediğim gibi atlamıyorum. Zaten uzun da sürmeden hemen geçti. Hemen silahımızı alalım ve shift yardımıyla alan biraz geniş olduğu için FPS düşüyor aslında. O yüzden biraz vurmakta zorluk çekiyorum. Alanın genişliğinden kaynaklanan bir sorun. Ama yine de çok sıkıntılı bir durum değil. Yine de vurabiliyorum. Şuralara bakalım. Can olabilir. Altın parça. Bir şeyler çıkıyor yani. Etrafa bakmakta fayda var. Yukarıdan da hemen böyle karşıma çok kişi çıktı, hemen shift'e basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şurada bir tane şey var. Onu da alayım. Mermi de bitiyor aslında burada. Şununla devam edelim. Evet, alalım. Allah Allah, şurada silah vardı, nereye gitti demin? Heh, almıştım. İşte böyle vurduk ama yerde de ateş edebiliyoruz. Oyunun güzel yanlarından bir tanesi.
kafaları uçurmaya devam ediyoruz. Önümüzde biri var, farkındayım. Onu da bir vuracağım şimdi. Nereye gitti o? Evet, işte burada. Bir kişi daha var. İşte oyunun güzel yanlarından bir tane daha. Çok görsele önem veriyor vururken. Gayet başarılı olmuş. Şuradan mermi toparlayalım. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Evet, tuşuna basarak kapıyı açıyoruz. Burada güzel bir hareket yapmaya çalışacağım size. Bu şekilde de vurmak mümkün. Mermiler havada uçuşuyor gerçekten. Buradan bakıyoruz. İki kişi geliyor. Onu da aynı şekilde vuracağım şimdi. Gördüğünüz gibi beyinleri dağıttık. Metro kısmına geldik. Evet, bizi bekliyorlar zaten. Işıklar da gitti. Gücük ettiler. Evet, vurulduk ama vurmayı da başardık. Çok güzel bir ateş mermi oyunu. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Metronun içinden gidiyorum çünkü metronun içinde saklananlar olabiliyor bazen. O yüzden hem kendimi koruma altına alıyorum hem de metronun içindekilere bakıyorum kimse var mı diye. Şu an kimse kalmadı sanırım. Yanıp sönüyor zaten orada. Güzel canımızı alıyorum ve gücü açacağız şimdi. Trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Tren geldi fakat adamları da getirdi. Bana dikkat etmek lazım, bir şey gözükmüyor. O yüzden vurulduğunuzda adamı vuramayabilirsiniz. Vuruldum fakat vurmayı da başardım. İşte çok güzel bir hareketti. Hemen mermi bitti, hiç değiştirmeyi beklemeden. Diğer yedek silahı çıkartıp tek atışta vurmayı başardım. Bu şekilde iki silahı da ele almak mümkün ama gördüğünüz gibi diğer silah geri atıyor. Hemen metroya binelim. Nereden? Şuradan binelim. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Gördüğünüz gibi 5 dakika bile dinlenemiyoruz. Didn't work out like that. Of course there'd be a trail for goons trying to derail me.
Yedekliğe geçeceğim şimdi. Çünkü diğer silah eden lazım olabilir ama yedek saklamayı planlıyorum. Camlar gerçekten çok gerçekçi bir şekilde parçalanıyor. Şöyle biraz ön tarafa geçtik. Gördüğünüz gibi camı kırmazsa bile o kadar gerçekçi ki bu oyunun çok iyi bir oyun yapmasına yeterli yani. Onu da vurduk. Evet, bir helikopterimiz eksikti. O da şimdi tam oldu. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Bir sistem bir şey gözükmüyor. Sizin geçmesini bekledim ve şimdi döneme çekildik. Aslında biraz beklemeyi planlıyorum. Tren düzeldiğinde yine çıkacağım. Ama şimdi yaklaştılar zaten. Şu an çıkabilirim. Daha var orada. I felt like I missed out on the joke and it was a real good. Yolun sonu. Bakalım ne yapacak. Gerçekten çok güzel bir hareket. Ölmedi. Öl artık. Yani kafasını deldim artık ölmedi. Ramyo değiştirelim. Kapı açıldı. Becker's gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk. Bunları geçmek mümkün değil. Çünkü shit-eating grin on my face. İçin ekranın alt tarafında bir skip diye yazı yazmış lazım. Olmadığı sürece siz de tuşa basarsınız. Basın geçemiyorsunuz. I've chosen to be here. Not really. It was pathetic desperation and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker. Mr. Payne. Evet, gördüğünüz gibi sağ altta skip işareti belirdi. İsterseniz geçebiliyorsunuz fakat zaten hemen başlayacak şimdi. Geçmeye gerek yok. Bunu havada vurmanız lazım yoksa ölebilirsiniz.
başardık. Yine arabalar geliyor. Bombayı da o sırada. Shift'e basıp mermi değiştiriyoruz. Aman, aman adamına bakarken benim artık at kaldı. Ölüyorduk. Bir yandan da takip etmek lazım. Aman, işte göremiyorum bir şey. Ama vurmayı başardık. Evet işte. Çok güzel bir hareket. Ve adamın kolu koptu. İşte halini görüyorsunuz. Yüzü gözü dağıldı, kolu koptu. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Olarak adamı öldürtecek, silahı kafasına dayayacak ve o sırada muhatap bir kuşuyla, yani ateş etmiş kuşuyla adamı öldürecek. Yani bu komutu bize bırakıyor, kendi otomatik basmayacak. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. Evet, and I realized şimdi basıyorum ve correct. I would know right from wrong if I was helping the poor bang my sister. Adamı öldürdük. Evet, acele etmemiz lazım. Uçak gidiyor çünkü. We had one card left to play. Just get me close. Look, there's a whole team of them. Hadi. Helikopteri bir vuramadım ya. Evet, şimdi başardım. Ekran ortasındaki ikonun biraz daha üstüne ateş etmek gerekiyor. Patla artık, evet. Onu da patlattık. Artık uçakla baş başayız sanırım. Evet, adam uçuştu şu anda. Karşıdan da bir uçak geliyor, bakalım. Şöyle. Onların birisine vurdu. Hadi. Evet, başardık. Motorları vurduk ve uçağı yere indirmeyi başardık. Adam şuurunu kaybetmiş şekilde etrafta dolanıyor. Max! We have what we need on him now.
Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a limp. Evet, bacağını kırdı. Gördük. Gözlüğü de takıp yola koyulmanın vakti. İşte en güzel sahnelerden birisi. Parmak arası terlikler, gömlek ve tam bir plaj ortamına gider gibi. Gerçekten güzel bir son. Oyunumuzun son bölümüydü. Gerçekten güzel hazırlanmış bir bölüm. Gayet eğlenceli, uzun ve aksiyonlu bir bölümdü. Evet, gördüğünüz gibi artık oyun bitti. Benim videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Yeni videolarla Kaçak TV'de görüşmek üzere. İyi günler.